ne yapıyoruz? Bunu böyle yallah tazikliyoruz. Evet, başladı. Bunu siktir et. Bu devam etsin. Ver kamyonumu kardeşim. Şimdi buradan bir gübreledim. Yürü bakalım. Güzel. Kaymağım nerede? Şimdi kaymağımı baktığın zaman hoppa. Tamam, sen yapıyorsun, ben şu benim makine nerede ya? Ver bakalım, ganolaya geçeceğim. Hop dedim, döndüm orayı. Ek. Ek bakalım aslanım, ek. Güzeli giysin. Tamam, bu buradan devam edecek. Şimdi şu benim tır çekicisini ben bir satayım ya. O çekici zaten 60 tonda götüyü yırttı. Sittin sene 80 tonu çekemez o kamyon. Çekiciyi sattım. Netto 120 bin netto. Şimdi ha bunu satayım desem 60 bin eder. Sattığım zaman ne etti? 180 bin etti. Bunu da sattım 195-196 bin etti. Yok. Onları satarsam patlarım. Biraz daha para biriktireceğiz, öyle satacağız onlara.
Sen şimdi şuraya devam et. Yürü. Öbürü bitmez daha kolay kolay. Evet, %76'da valla bu kanalayı yardırdım ama ben de şöyle bir bakabilir miyim? Bak abone yapmasaydın iyiydi ya. Neyse halledeceğiz onu. Şöyle ki 120 bin var elimizde. Doksan üç, doksan dört, doksan beş. Oldu 95. %5 doldurmak o kadar zor olmayacak senin için. Lan oğlum tarla besininki oldu. %16'sı gitti lan arazinin. Başka hasat var mıydı? Benim çektiğim yerden. Tarla 12'de hasat var ama bu liman tarla ambarına götür diyor, bu uzağa götürtürüyor, siktir et. Şimdi biz kendi kaymunumuzu seçelim. Dolduruyoruz kanalayı bakalım. Bizim bu döverin içi en az 15 bin litredir. Yani nereden baksan 15 ton yük alıyordur bence. Demiştim zaten. Tamam. Onun da olmaz uzun sürer. Bu bir tur daha döndü mü pitriyi aşağı yukarı, o da yukarıdaki bitiriyor asıl lan. Biraz daha çabuk bozuluyor ama işte.
Sen ekmeye başladın. Gübre de başladı. Evet. Bunun yolu uzun hacı, dur. Ha, bu bitir ya. Merak ettim. Şu benim deriksüler bakayım bana. Yeni tarla açmaya izin verdiği bir yer yok. Bir takıp bakacaktık işte, bu kadar. Fena gitmiyor. Aa bak, o bitirdi. Bu kadar araziye kanola ektiğim zaman, yani 30 desen 50 ton, 55 ton mal alıyor olmam lazım bu kadar araziden. Evet.
ağzına tükürem, kaçırdım onu. Uy neresin ha? Git, gel. Değil mi? Bu bittikten sonra zaten gübre bitiyor. Gübreyi doldurup devam edeceğiz. Abi zaten bak bu iş böyle olur. Başka türlü yürümez. Daha yeni %80 oldu bizim Picer döver. Şuna bir bakım yapalım abicim. Bu götünü yırtıyor yine. Ama herbisiti çok kullanmadığım için herbisitteki çabuk bozulmuyor. Bu çok çabuk arıza yapıyor bak. Şunu onar. Asıl bozulan bu. Şimdi tankı dolduralım, oradan yardıralım, gidelim hemen. Hadi bakalım. Evet, kanalı ekiliyor.
Dur lan, liman takıl ambarı. Bu merkezi takıl ambarı. Boşalt bakalım yükü. %34 de daha güzel işte, bak yavaş yavaş ilerliyor orası da. %46 dedi bak. Bir kasada hem de. Bak ne güzel. Sakin. Karışıklık yok. Yorgunluk yok. Mis gibi gidiyor iş. Şimdi bak, bunu bu terbiyesizi götüreceğiz oraya, oraya bir gübre atacağız. Ondan sonra bunu alacak, o şu ekim makinesini bir üstteki araziye çakacağız. Fantezi futbol anasını sat. Gel bakayım evlat. Buraları dikey gitmeyeceğim, böyle gideceğim. Yönü belli. Yönü belli hocam, yönü belli. Yönü bu. Şimdi tabi bunu (gülüyor)
Yani ne çıkarsa kar abi. Evet, şimdi ortaya boş bıraktı bu. Bunun yapay zekası bu kadar akıllı mıydı lan? Ciddi misin sen ya? Ben bunun bu kadar akıllı olduğunu bilmiyordum abi. O bayağı akıllıymış. Bunun bu kadar akıllı olduğunu bileydim ben. Bu kadar akıllı mıydı ya? Vallahi helal olsun, ne diyeyim? Bence bu buraya yine sığdıramayacak mahineye ama dur bakayım. Niye böyle gerizekalıca bir şey yapıyor ki? Ha, çok saçma. Çalışmayı bitirdi diyorsun. Sen devam et. Şunu alabilir miyim kardeş? Son tarlayı ekeceğim. Valla FS22 ekip yok Yusuf. Hatta bende FS22'nin oyunu da yok. Bu FS19 çünkü. 22 değil. TikTok FS19'u açmadığı için 22'yi seçiyoruz. Yoksa FS22 Allah rahmet eylesin yani o fiyata, o oyun biraz zor benim için şu an. Ama farming'i seviyorum. O ayrı bir şey. Güzel oyun. Severim. Şimdi bak %60 oldu, gördün mü? Onu yapınca devam edecek zaten. Anana avradına kaçıdım ya. Heh, yakaladım.
Güzel güzel gübreliyoruz karşıyım. Bir tek burası yabani ot oldu şu an. Şimdi toprak birleşiminde sürülmesi gerekirler kırmızı çıkıyor ama bunu periyodik sabanı açmış olmamıza rağmen bak periyodik saban gereksinimi kapalı tekrar açtık. Anlamadım. Angut bir durum var. Neyse. Ekme muhabbetini bitirdim. Bu arkadaşı kedoru bir yerine koyabilirim. Valla birkaç tur daha eker. Öyle görünüyor. Hesapta biriken parayla da siloyu fullermişiz gibi. Ama bir yandan da şunu da söylemek zorundayım. Gerçekten o küçük biçer döver başıma bela olacak. Yani adam akıllı bir biçer dövere ihtiyacım var. Bir dakika. Gel yanıma sevdiğim. Çok iyi abi. Valla ben memnunum şu anki durumdan. Yani şimdi bu şuraya gel. Şu muhabbeti hızlandırmak için zamanı ileri alacağız. Hatta zamanı %60'a çek bile. ...18-24. Bakalım. Atsın onun gübreyi, sıkıntı yok. Hop, mis gibi oluyor bak. Of of of. Hepsi tamamlandıktan sonra zamanı normal indir. Şimdi bu gübreyi burada tutacağız. Buradan o tarafa doğru geleceğim. Gerçi 900'de burayı bitiririm. Ben bu işten bir bok anlamadım. Durduk yere yola falan takılıyor oğlum. Baga giriyor lan. Ne oluyor lan?
Gönder. Hadi bakalım. Mis gibi de herbisit sıkıyor. Bir dakika. Sekiz ton. %71. Yani yapabileceğim bir şey yok. Daha hala uyarı vermediğine göre ben herbisitimle ilgilenebilirim kardeşim. Ben herbisitimle ilgileneyim o zaman. Tak geriye dönerek gel bakalım. Bence bu bir tank bütün bu arazileri yapar. Bu arada haritaya bak bakalım başka alınabilecek araziler noktasında. Yani şuradan şuraya bağlanabiliyorum ama burası çok yamuk be ya. Yorar yani. Bak şimdi 14 102 bin, 15 126 bin, 16 137 bin. Ben şimdi buradan direkt 15'e çıkıyorum zaten. Ama bu arazileri almakla bitmiyor bu iş abi. Bak şimdi şöyle düşün. Ben buradaki bütün arazileri aldım zaten. Tarla olanları yani. Mesela bunu almanın bana ne mantığı var? Mesela buraya alsam ya da buraya alsam ben buralara şey koyabilecek miyim? Tarla koyamayacağım. Şu kenarları aldığım zaman belki tarla koyabilirim şu bölüme. Orada da yer olduğunu sanmıyorum. Ya tarlayı kendim oluşturmam lazım oralara. Yorucu iş yani. Aç bakalım. Gönder. Şu benim öteki gel bakayım. Buradan başlamasın canım, götürelim oradan başlatalım bunu da. Kendi arazilerimize kanola ektik.
Bu durdu. Bu durdu. Bunu buraya doldurumun sonumunu götürüp boşaltacağız. Her işin bir numarası var değil mi? Şimdi bu tamam, bu da şunu al. Ulan %98'de kaldı lan, şansıma sıçayım be. Güzel. Mecbur yapacağız bu gübreleme işlerini, sevsek de sevmesek de.
Vallahi bu böyle yani bayağı bir kıçımızı yırtıyoruz şu an ama. Güzel. Her bir site sıkıyoruz biz oraya. Bol keseden sıkıyoruz anasını satayım. Yani 6000 küsür masum çok bırakmayacak ama olsun. Allah bereket versin ne diyelim. Ne bırakırsa kar, Allah bereket versin diyeceğiz. Ne varsa sende bende, ne varsa sende bende. Doldur yiğidim, doldur. Yemin ediyorum şu kamyonu kullanmak bu öndeki birçok tırı kullanmaktan daha rahat ve kolay. Baktığın zaman oraya boşaltsın. Aha bu bitti.
Bunu hemen bir zornaki tügana götüreceğim. Yürü 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 yürü. Valla Farming Simulator 19 güzel oyun abi. Bunun 22'sini de videolarına baktım. Çok güzel de. Abi o nasıl bir fiyat ya? Yapıştır. Allah bereket versin. De hasat var. Nereye? Liman tahıl ambarı. Götüreceğimiz yer. Tamam. Daha. Bir dakika lan. Massey Ferguson veriyor pezevenk. Lan bunun o arazi biter mi? Ayı. Almıyorum kardeşim kontratlarınızı. Bununla biter mi lan o? Bu değil de bu bitiyor.
Abi deli gibi gübre harcıyoruz. Yani on numara 5 yıldız. Bak 20 küsur arpam var. 6 küsur kanalım var abi. Gayet iyiyiz. Abi bence çok iyi gidiyorum şu an ama bakalım, bu herbisi tankı daha önce 70'ti. Yapıştır. Güzel gidiyoruz.
Şimdi herbisit yetiyor ama aynısını gübrede yaptığında yeter ya da yetmez, ona bir şey diyemiyorum işte. Yani hocam, şu ekme biçme muhabbeti yani biraz adamı boğuyor. Abi temiz gübre sıkıyoruz. Yani hayır, bunu ya bu kadar araziye yapıyoruz ama hani bir kâr etmemiz lazım bu işten artık.
Ya tarla kenarlarında bir bug var ama dur bakalım. O bugları daha hala anlamış değilim. Yani fena gitmiyoruz. Bunun hariç 3 tane arazimiz kaldı gübrelenecek. Sonra bekleyeceğiz ekinlerimizin büyümesini. Gerçi ekinlerin büyümesi diyoruz ama ne kadar büyüyecek o da Allah'ın emri ya. Zamanı hızlandıracağız. Bir de onun hasadı var abi. Siloyu doldurmak o kadar da kolay değil. Ama bu arazi büyütme olayı var ya, zulüm zulüm. Bir, iki, bir de şurada var bir ağaç. Yani üç tane ağacı indirsem cayır cayır burada araziyi yarım, yani yarısı kadar daha genişletiyorum bunu. Ama işte o sabanla onu yapmaya kalktığın zaman yamuk yumuk oluyor abi. Bir türlü düzgün bir şey yapamıyorsun. Kıçı başı ayrı oynuyor.
tarafım bitecek bitecek, az kaldı. Az kaldı kardeş, az kaldı. Şu garaja gel. Şunu mesela tutuyorum burada. Bok mu var? Sat gitsin. Sonra bunu abi kullanamıyoruz. Yani yani kamyona bununla yükleme yaparken anamızı ağlatıyor bizim. Bu malzemeleri çekmek için de bence bu traktöre ihtiyacım yok benim. Bence yok. Fazla bu boş iş, bir de boka da yaramıyor. Bunda dehle. Gereksiz ürüne ihtiyaç yok. Tamam. Arada bir traktör değiştirerek her türlü bu işi götürürüz artık. Geri ödeme yapalım. Tamam, 8.000'de kal. Şimdi
Son olayı döndü mü cübreleme bitiyor. Evet, ikinci tur gübreleri attım. Herbisit işini de bitirdik. Şimdi bunları büyüteceğiz. Ondan sonra da hasat koyacağız abi. Hasat koyacağız. Abi tek biçer dönerle bu hasadı yapmak biraz zor olacak ama şöyle bir şey yapabilirim. Öbür arazilerden gelen malı satarak paramızı arttırabilirim. Bunu da fulleyelim. Kamyonum nerede benim? Başlat. En yakındakine satacağım abi. Zararına değil yani. Allah bereket versin. Satacağız yani. Satmayacağım. Sadece bunu satacağım. Ben kendim kanala ektim. Ulan zaten siloyu dolduracağımıza göre arpayı satabilirim. Sonrasında yine arpa ekeceğiz nasıl olsa. Daha o kısmına var işin.
şimdi 37 oldu orası. Tamam. Bunun pozisyonunu alalım. Şimdi krediyi çektiğim zaman 285 binle sadece modunu alırsın abi. Bana en az lazım 350 bin. Çektiğim kanolayı satsam kaç para eder ki? 6-7 yani çok bir kanola yok. Anasını satayım. Zamanla hızlanmaya başlasan.
Şimdi hocam, o aleti alamıyorum ben şu an. Yani o bir siginti bana. 5000 daha ödeyelim. O aleti alamıyorum. İçime dert oldu. Böyle mal gibi bekliyoruz. Bir dakika ya. Bıçağını alırım da modunu nasıl alacağız abi? Şundan alırım. Yani elimdekinin aynından alırım. Elimdekinin aynından mı alsam acaba? Renk yapılıyor mu buna? Renk. Bunu 202 bin aldığım zaman bir de kesicisini alacağım işte, toplamı bu 300 bin anasını temin aleti. Yani bakıyorum işte abi, yani 145 bine var la şurada case'in. 6 bin kasası çok şey. Kasası çok küçük. Ama 145 bin ucuz. Bir de borusu burada bak. Bunların hep boruları burada. Yani 6340, kasası küçük. Bak bunu alırım. Ama buna kesici olarak ne alırım? ...1030 diyor. Kaç beygir lan bu? 190 beygir. Buna çok büyük bir kesici takamazsın ya. Kesicinin markası ne olacak? Bak case'in bu. Bu 13 metre. Bu kesinlikle değil. 4 metrelik şu takacağı. Hayır, onu 145'e alacağım. 6000'de bitecek, anladın mı? Alet de bir de çabuk da bozulacak yani. Küçük makine abi, uğraştırır yani. Şimdi bak 50.000 şu. 202, 250, 252, 253.000. Elimdeki biçerin aynını alıyorum. Aslında aynısını alsam olur. Aynanı alayım lan ben. Niye almıyorum ki? Ya kafam mı karıştırıyor, anladın mı? Bunun aynısını alayım mı almayayım mı bilemiyorum yani. Hani farklı bir şey olsun istiyorum da, yani o case de çok uyduruk be ya. Ya ben ona 5 metrelik kafayı takacağım. Oho! Ben şöyle düşün, 5 metrelik bile değil takacağımız kafa. Yalan konuşmayayım. Yalan konuşmayayım. 4.3 metrelik kafa takacaksın ona. 4 metre abi, bu ne lan? Yok abi, yani bu takılmaz yani. Bu ne lan bu? 4 metre, bununla arazi mi biter abi bununla? Ha, onu çalıştırıyorsa bunu da çalıştırır. 5 metre. ...6.7 metre. Bence bunu da çalıştırır. Modunu o yapsak, bıçağını bu yapsak ne olur?
Abi 5,5 metre bunu da kullanabiliriz. Yani anlatmaya çalıştığım şu. Yani 4 metrelik bıçakla bu tarlalar bitmez birader. Bu 7,6 metre benim kullandığım şu an. Neredeyse 8 metre. Bence bunu kullanıyorsa bunu kullanır zaten. 5,1 metreye ya kullanır. Yani 5,1, 6,7 biraz fazla gelebilir. Ama şu 5,5'luk olur diye düşünüyorum. Kafamı karıştırıyor benim bu ya. Yani bunun aynısından almak istemiyorum abi. O case'in de kasası küçücük. Aldığımıza değmeyecek. Açıkçası bence aldığımıza değmez de. Yani şöyle düşün abi. Bak komple borç al. Bak bitti, 261 bin burada kaldı. Bu parayla benim alabileceğim bunun aynısı abi. Yani ben bu parayla anca onun aynını alırım, başka da bok alamam yani. Bilemiyorum hocam. Sayın hocam. Oğlum var ya, kafamı yiyecek. Bununla çalışır mı acaba? Lan dön, tamam, dön maviye dön. Param vereceğim bir de lan boyasına. Şimdi bunu alıp 145'e de o makineyi almak istiyorum. 6000 kasası olduğu için çok çabuk dolduracak kasayı. Çalıştırıyor işte. Yani 6000 küsur kasası var abi.
Ya bilmiyorum, maletten çok bir ümidim yok benim ama. Borusu yukarıdan olduğu için kamyona boşaltabilirim. Şimdi bunu götüreyim abi. Bir bakalım yani bu önündeki bıçakla kesiyor mu kesmiyor mu abi? Burada 5, orada 4 tarla var. Şimdi ön taraf biraz ağır olduğu için tekere iyi basıyor. Evet, kesiyor. Abi kesinlikle kesiyor. Sadece hasattayız abi. Bunun işlem yaptığını biliyorum zaten. Bence kötü bir seçim olmadı. Ha, bir önceki aldığıma göre bu daha mantıklı. Yani bir öncekine göre çok daha mantıklı bir seçim yaptığım kesin.
Baga giriyoruz anasını satayım. Bak varmış gibi yine baga girdik. Neyse toplama yaptık zaten. Sorun olacağını sanmıyorum. Bence güzel kesim yapıyor şu an. Bir de tabii hasat arttı. Vallahi hacı 10 numara 5 yıldız ha. Hala koyulaşmadı o. Hadi oğlum koyulaş artık. İnat etti koyulaşmıyor ya. Thank you.
Evet. Güzel efekt verdim ama değil mi? Çok iyi efekt verdim. Şimdi değerli arkadaşlar, ses yüksekliğim nasıl benim? Çok mu? Bence iyi. Bence iyi. Şöyle oturayım yerime de. Bu da takıl tankını dolduruyor. Kamyonum nerede benim? Hızlıca gidiyoruz abi. Kamyonumuzu doldurduk. Haydi yardır yardır yardır. Şimdi şu mevzu budur hocam. Ne güzel oldu. Şunu çok açmışım abi. Ben de diyorum ki ses niye patlıyor? Evet, dönüyoruz. Şöyle tertemiz dolduralım hocam. Tertemiz. Bence iyi geliyor şu an ama bir sesleri tabii daha çözümsel de yapabilirim. Doldur oğlum, doldur. Şöyle güzel güzel doldur. Adam akıllı doldur. Hadi bakayım.
Ulan senin yapacağın işi. Yani hocam bu iş, bu iş nasıl iş böyle hocam ya? Bak benim sesim düşük. Benim sesim düşük geliyor kardeşim. Yani biraz gain'den açalım. Kendi sesimizi yükseltelim hocam. Evet. Şimdi benim sesim daha iyi geliyor değil mi? Küçük bir mikrofon oyunuydu arkadaşlar bu yaptığım. Hop dur. Burada hep aynı hata yapıyorsun Furkan ya. Hep yapıyorsun abicim aynı şeyi ya. Gayet güzel biçiyor bence. Hiç fena değil. Şimdi bir dakika ya, bu burada bence normalden daha bir bereketli şu an, çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar, neden daha bereketli olduğunu düşündüğümü söyleyeyim sizlere. Çünkü şöyle izah edeyim. 18 numaralı tarlada normalde yani
normalden biraz daha erken doldurdu şeyini, tankını. O tankın daha erken dolmasından mütevellit diyorum. Bu tur biraz daha bereketli mal çıkacak. Tertemiz, tertemiz kesiyor, tertemiz. Bence gayet güzel kesiyor abi, hiçbir sıkıntı da yok. Bana göre yok. 10 numara yapıyor. Benim boğazıma ne oluyor ya? Gayet iyi, gayet iyi. Bu ya tankı doldurur birazdan, tankı küçük küçük ama biçmede gayet iyi yani, bir tek tankı küçük. Ama iki turda arızaya düşecektir yani. Şuralara bir yerlere bir tane daha tamirhane mi koysam ben ya? Kaç paraydı o tamirhaneler? Bir bakalım. Araç atölyesi 28 bin. Nereye koyabilirsin burada? Araç atölyesini değil mi? Hani birçok yere koyabilirim. Ki bunun yönünü nasıl döndürüyordum ben ya? Bak şu şekilde koyabilirsin mesela. Aha da araç tamir atölyesini koyduk. Fena değil, fena değil. Oraya bir tamir atölyesi koymamız kötü olmadı. Şimdi seste bir kompresör var, farkındayım. Benim sesimin yüksek gelmesinden de anladığınız üzere biraz yayına giden sesi kıstım ben şimdi. Niye böyle yaptığını da anlamış değilim. Biraz daha kısacağım. Biraz daha kısacağım şimdi. Biraz daha kıstım. Biraz daha aldım sesi. Aldım. Çok alma. Az daha. O ara değeri bulmaya çalışıyorum. Kamyonumu istiyorum. Doldur evlat. Güzel doldur, demli olsun. Şimdi benim mevzum şu. Öbürünü de dolduracağım. Hani kaç kamyon mal çıkıyor diye bakacağım ki daha buradaki bu taraftaki tanımların daha neredeyse hiçbir tarafına parmak atmışlığımız yok kardeş.
Şey diyor, tahıl tankını diyor, doldurdu diyor. Bakacağız, göreceğiz. Kim neyi doldurmuş, ne zaman doldurmuş, ne etmiş. Hepsine bakacağız, hepsine. Yalnız bir tuhaflık var şu an. Abi ben anlamıyorum. Bak yakınım şu an. Sesim fena değil ama genel olarak sanki kırmızı yapıyor bizi. Orada bir anormallik hissettim şu an. Kontrolden şuradan biraz aşağı alırsak genel olarak sesi biraz indirdim. Çünkü bir kırmızılık hissettim yani. Neyse geri çek. Bak %90 da kardeş. Gayet iyiyiz. Gönder bakalım. Şimdi. Hepsini anlayacak, onu biliyorum zaten de. Kasa fuller belki. Bence gayet iyi gidiyor şu an ama dur bakalım.
Ya bu böyle kolay kolay bitiremez burayı tabii. Kasası küçük olan bir çelenki çabuk dolacak. Yani istediğim performansı tam alamıyorum ama hani şimdi yatırım meselesi bu. Şimdi o kadar çok arazi aldık. Şimdi mal biriktireceğiz. Bütün o mallar satılacak. Borçları komple kapatacağım ki yatırım edebileyim. Orada zaten bir de şöyle bir şey var. Yatırım etmek yani orta traktörlerin en altları değil abi, anladın mı? Direkt wow, dev traktörler. Dev gibi biçer döverler. Çünkü buradaki nokta hani bu Massey Ferguson'dur, budur. Yani makinen olacak abi, yani makinen olacak, iş yapacaksın. Hani iki araziye bir cihaz kalacak şekilde makine alabilirsek şu bollukta, o zaman işte büyük, biraz daha büyük arazilere parmak atmaya başlayabiliriz. Bakıyorum şurası dörtlü. Buraya bir set mesela bir çerdeveri aldık. Kullandığımız ekim makinesi de kurtarıyor. Örneğin gübreleme traktörleri. Herbisit ve gübreleme traktörü. Sadece burası için çalışacak. Bir tane daha alacağız onlardan. Onlar da öbür taraf için çalışacak. Bu şekilde yaparsak o zaman malzemelerde iş bölümü yapıp yeni aldığımız malzemelerde yeni araziler almaya çalışacağız ki o zaman çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü artık bu tarafta alacak tarla kalmadı. Diğer bölgeye geçeceğiz. Geçtiğimiz zamanda bir yerleşik düzen kurmamız lazım. Hani yerleşik düzenden kastım ne? En azından gittiğimiz yere işte herbisit deposu, işte tohum deposu, gübre tankı gibi yerleşik malzemeleri koymamız gerekecek. Artı zaten ihtiyaç hasıl oldu diye aldığımız hiçbir cihazı satmayacağız. Bir tur daha dönecek, sevsek de sevmesek de. Yani şu içeride var, bir önceki aldığımızdan çok daha kullanışlı. Çok daha iyi yani şey olarak. Kullanışı bence daha iyi öbüründen. 1000 kat daha iyi abi.
benim bilgisayara bir USB oynadı galiba. Saçma sapan şeyi niye yaptı şimdi bu? Şu tepenin hemen ardında bir arazimiz daha var. Öbür taraftakinin keyfini beklemeyelim. Bunun daha yolu çok. Hadi. Yürü. Kanalımızı dolduruyoruz şimdi buraya. Kanalımızı doldurduktan sonra ne olacak? Büyük ihtimalle bundan önce öbürünün kasası dolar. O yüzden kanalı öbürüne götürürüz.
Yardımcı neymiş de? Aha. Şıkır şıkır kesiyor benim aslanım burada. Dediğim gibi. Hani arazileri de kullanırken biraz okkalı kullanmak lazım hocam. Yani kanıma basıyoruz ama. Şu an aç bakayım soya 100 bin 100 ton yani. Kanalaya bakalım, neredeyse 30 ton kanalamız var. Bence bir bu kadar daha çıkacak. Bence çıkacak. Yani ben bir tur daha kanala ektiğimde o silo dolar. Burası kireç istiyor. Çok güzel. Şunlar da kireç istiyor. Oh! Bununla böyle şansın içine edeyim. Demek kireç istiyorsunuz ha? Bildiğin götünü yırtıyor. Yirmi dört, yirmi altı. Mis gibi kireç döküyoruz bak.
Masayı Ferguson bitirmiştir. Ferguson neredesin oğlum? Şimdi bir dakika. Oldukça hızlı hasat ettik ya. İşte bunun normal yürür hızı biraz şey. Zayıf. Yani kireci de dök bakayım. Gayet iyi gidiyoruz abi.
Vallahi iyi mahsul verdi. Ben bu kadar beklemiyordum. Şimdi orayı bitir. Biz gidelim şunu bir silomuzun içine boşaltalım. Sağ ol gelsin. Şimdi onu boşaltıyoruz. Yani 60 tonu gördü. Geçecek de. Bizim silo 100 tonluktu değil mi? Yani bir şey kalmamış. Bak bitirmişiz bu arada. Ayda. Burada kireç istiyor abi. 22'ye de kireç. Traktörün sesini biraz bozuk yapmışlar. Bu modlarda olabilir böyle ufak tefek kusurlar. Şimdi buraya da kireç yürüyeceğiz. Böyle şansın içine edeyim ya. Kirecin hem alanı geniş hem de o buraya yetişir. Biraz daha biçer döver devam etsin. Ondan sonra kireci yürütelim.
sal 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 sal. Heh. İstediği kadar 20 ile yürüsün, tamam mı? Yani bu dönüşlerde kıçını yırtacak zaten. Yürü bakalım. Bildiğin gıçını yırtıyor ya. Aman yetişir mi oraya? Yetişmez, yetişmez. Kamyonu boşalt. Burası da bitiyor zaten.
durduk. Işıkları kapan. Kamyon olması gereken yere silonun yanına. Evet, bütün cihazları yerlerine soktum. Bakalım şimdi silomuzun durumuna. 65 bin küsür kanolamız. Bir tur daha kanola ektiğimiz takdirde silodaki kanola stoku da dolmuş olacak. Demek ki arazilerimize 2'şer tur ektiğimizde bu yüzlük siloyu doldurabiliyoruz. Ne ektik? Soya ektik, kanolayı, sonra buğday, arpa, yulaf, ondan sonra ayçiçeği ve mısıra geçmem lazım. Farklı farklı tabi ürünler de var, onlar için farklı aletlere ihtiyaç olacak. Bakacağız onlara da arkadaşlar. Evet. Her şey yerli yerinde duruyor. Yani ben bugün yine yayın işini abarttım galiba. Bakayım kaç saat. Oha, 9 saattir yayındaymışım ben. Saat de gecenin artık neredeyse 3'ü. Ben artık gidiyorum değerli arkadaşlar. 9 saattir yayındayım. Bunu, yani bu yayını tekrarını görmek isterseniz ben bunu YouTube'a atarım tabi ama hem tek parça halinde atmam. Yani parça parça atarım. Bilginiz olsun. Yeni bir yayında, yeni bir farmingde tekrar görüşünceye kadar diyelim arkadaşlar. Takipte kalırsanız da haberiniz olacak zaten. Kendinize iyi bakın. Bugünlük ben yayını burada bitiriyorum. Cümleten herkese iyi sabahlar.